Türkiye'de bu dört hastalığın en az üçü kilolu insanların yüzde doksanında mutlaka var. Bir kere bu dördünü tedavi edeceksiniz. Biz onu yap yapmaya çalışıyoruz. Şu olmaz, bu olur falan diye bir şey yok. İstedikleri her şeyi e, yeter ki doğru zaman, doğru besin, doğru karışım üçlüsüyle yap. Biz onu yapıyoruz. Bazen diyorlar hocam nasıl olur? Hasta kendi de inanamıyor. Hocam ben size geldiğimde iki öğün yiyordum. E, az 5 Siz Size başlıyorum. geldim biliyorsunuz. işte 5 öğün 6 öğün eskisinden çok yiyorum. Ben nasıl kilo, kilo veriyorum? işte İşte bununla. Kuralları ya, bu. bu biraz uyum meselesi. Yani bu işte şey de öyledir. Ekiple uyum sağladığın zaman 2-2 daha 5 eder. Doğru. Biz de onu yapıyoruz. Doğru. Şimdi e, müsaade edersen o şey geçelim mi? Geçebiliriz Şimdi, hocam. ikililer var. Zayıflamaya yardımcı ikililer var. Gelsin. Bunlardan e, arkadaşlarım çok güzel hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Birincisi kahvaltıdan başlayalım. Kahvaltıda ıspanakla yumurtayı bir arada kullanırsanız ıspanağın sotesini yapıp üzerine yumurta kırarsanız bu zayıflamaya yardım etmek konusunda. Ben niye gülüyorum biliyor musunuz? Ne için? Annem ben küçükken bana ha bir ıspanaklı yumurta yedirirdi. Ben nefret ederdim. Ama annem ben kilo alacağım diye bana yedirirdi. Anneciğim çabalarının neden boşa çıktığını şu anda görebiliyoruz. <laughs> hani i̇yi bir şey yapıyormuşsun ama bu kilo aldırmıyormuş yani. O da güzel. Dolayısıyla bu ikili birinci ikili. Devam edelim arkadaşlar. Çok güzel olmuş elinize Oo, sağlık. Güzel. Hepsi çok güzel İspanak olmuş. Ispanak sote, ıspanaklı yumurta. Zayıflamaya yardımcı için. Bir diğeri iki... e, tarhana çorbası. Tarhana çorbası Ve... yanında hangi ekmek? Ekşi mayalı ekmek. Bu ikisi. Burada bir bilgi daha vereyim. Sana korona ile ilgili bir şey söyledim. Neden? Dedim ki, e, e, tarafsız dergiler vardır. Onlar hakemlere gönderir her bir yazıyı. Onlar okey verirse yayınlanır. Bilimsel gerçekler böyle ortaya çıkar. Bu benim kişisel deneyimimdir. Bunu söyleyeyim. Yani bu benim binlerce hastadan Allah aşkına bu ülkede çok miktarda hasta tedavi ettik. Aldığım deneyimdir. Bunları onun için paylaşıyorum. Bir de niye paylaşıyorum? Bunları verdiğimizde uzaktan seyredip dinleyip yiyen herhangi bir insana zarar verme olasılığımız yok. Biliyorsunuz evet. en çok ondan korkuyorum. Bu çok önemli. En bu çok, çok önemli. ondan korkuyorum. Tamam. Tarhana çorbasını yanında Neden ekşi, mayalı ekşi mayalı ekmek. Neden? Söyleyeyim. Daha ilk haftada veririm ben bunu mesela. Bilir benim hastalarım. Çorbalardan eğer zaman da uygunsa tarhana çorbası yanında ekşi mayalı ekmek. Çünkü her ikisi de probiyotiktir. İlk iki hafta hastanın bağırsak sistemini düzgün bir hale getirmezsen Sonra bir türlü başa çıkamıyorsun o hastayla. Onun için hmm. ilk iki hafta probiyotik ve bu ikili de mükemmel bir ikilidir. Çorba yanında ekşi mayalı. Yani ekme. herhangi bir başka çorba ile bunu değiştirmemiz çok doğru olmayabilir ya, mi? Bu ikisini yani istiyorum. Gerçekten bu ikisini Tabii, istiyorsunuz. Tabii ikisini tamam. dikkat edin. Çorba ile ekmek demiyorum. Demiyor. Adlarını veriyorum. Evet. Öbüründeki olduğu gibi. Devam edelim arkadaşlar. Hmm. Bizim böyle zayıflamaya yardımcı ikillerimiz çok. Bu çok güzel. Lor peyniri dereotu. Sabahtan gidiyoruz. Çünkü sabahleyin çorba da içebilirsiniz. Evet. Onun için söylüyorum. Lor peyniri de benim favorimdir ha söyleyeyim. Ya benim bir dereotu işim var. Çok affedersiniz yani. O halde beni görmeyin zaten. Nasıl? <laughs> Ali, Ali ne çabuk. diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Ali diyor ki bunu böreğin içine koyamaz mıyız diyor. Ali'ye bak şimdi Ali. Ali, ne Ali şurada ne yazıyor? <gülüyor> Zayıflamaya <gülüyor> yardımcı ikili diyor. Ali'cim seni doyurma bak o zaman bunu değiştirin doyurmaya yardımcı ikiler haline getirin. Çok özür <laughs> hocam. O zaman lor peyniri dereotu ikilisinin yanına hocam önermişti deyip ekşi mayalı ekmekle birlikte yiyebilir miyiz? Ya elbette tabii ama bakın şimdi burada ikili yarattık. Bir kompleks yaratmadık. Bir şeye dikkat edin. Liste veriyor muyum ben burada kolay kolay? Hastanın listesini veririm. Ama sen hiç benim e, yayında işte bir haftalık ödem atıcı diyet verdiğimi görüyor musun? Yok hayır. hayır. Oradaki korkum ne? Orada verdiğim bazı şeyler doğru saat, doğru besin, doğru karışım üçlüsünü bir araya getirmediği için o hastaya yarar değil zarar verebilir. Daha geçen hafta başıma gelen bir olay. Hasta bir önceki hafta gelmiş çok tansiyon düşüklüğünden bahsetmiş. Ben de şimdi bize şöyle olur sen gelirsin o gün. Grup tedavilerimizin içerisinde Herkes kendi o hafta neler yaşadığını anlatır Biz de dinleriz ekibim not alır ben Hı -hı. not alırım Hastaya liste vermeyiz Ki biliriz yani sen de onu da bilirsin Hı -hı. Bütün o camiada öyledir Hemen bir şey anlatır 2-3 satır bir şey yazılır verilir Hadi güle güle Hayır dinlerim ben Çağla'yı Çağla'yı eve gönderirim sonra otururuz Çağla'nın anlattıklarından yola çıkarak Çağla demiş ki bize bir önceki hafta Ya benim bu hafta bir başım döndü Bir halsiz kaldım Anlamışız tansiyonu düşüyor belli sodyumu eksik Listeyi bol sodyumlu bir liste halinde vermişiz hastaya. İki hafta sonra hasta gelmiş şunu anlatıyor. Hocam Allah razı olsun çok iyiyim ama bu hafta aynı listeyi teyzem de yaptı. E, 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 hastaneye kaldırdılar tansiyonu 23'e çıktı. Çünkü <laughs> evet. ben ona sodyum yükledim. Teyzenin zaten yüksek tansiyonu vardı. Sodyum alamaz. Onun için doğru saat, evet. doğru besin, doğru, doğru karışım. Taşım. Yok öyle bir liste yap da hepimiz yapalım. Öyle Yok, olmuyor. Aman. Sakın onlara biz de aman. uymayalım diyelim. Aynen devam. Devam arkadaşlar. Evet Dayı sıradaki olun. geliyor. Brokoli ve hindi olduğunu tahmin Çok önemli. etmekteyim. Evet. Brokoli ile hindi. Az önce onu söyledim. B6 vitamininin yanına Değilmiş. antioksidanı eklerseniz. Bana beni... Tamam neyse. <laughs> değil tamam değil. önemli bunu söyleyeyim. E, tamam, sardalya'nın içerisinde az önce sardalyayı C vitamini ve antioksidan anlamında söylemiştik. Kuşkonmaz bu ikili, bunları seven de oluyor çünkü böyle balıkla kuşkonmaz aslında böyle çok değerini almamış besinlerden bir tanesidir. Bu ikili de son derece başarılı. Devam edelim o zaman çok ekibi. Güzel. Devam e, edelim. Ekibi, bir sonraki e, e, acaba? Ha şimdi geldi. Brokoli hindi. Şahane bir B6, şahane bir antioksidan. İkisi bir arada birbirine çok yakışıyorlar. Evet. Bir daha söylüyorum. Tek öğünde Bu söylediğimi tek önünde yapacaksınız. O öğün brokoli ile hindi yiyeceksiniz. Başka bir şey yok. O öğün tarhana çorbasıyla e, e, ekşi mayalı ekmek yiyeceksiniz. Yanına başka bir şey yok. O seçim ama, bize ait. Tabii, ama sabah şimdi tabii senin az önceki şeyin. Sabah e, e, şeyle e, soteledin Ispanaklı ıspanaklı yumurta. Yumurtayı da kırdın. Onun yanına ekşi mayalı ekmek ya da hadi bir tane bir şey daha koyayım. Tam tahıllı ekmek. Tam buğday değil. Tam, tam tahıllı. tahıllı ekmek. Ona da okey. Ona da itirazım yok. Tamam. Gelsin bizim Brokoli çizim. ve hindi yine güzel bir kili oldu. Bir Karnabahar, bir yere tavuk, tavuk şiş. şiş. E, şeylerine bakmadım bunların. burada. yapmaya çalıştığınız ne hocam tam burada olarak? Burada yapmaya çalıştığım benim bunca sene Türk insanının genel yapısından gördüğüm birlikte kullandığımda en faydalı olduğunu gördüğüm ikilileri bir araya getirmeye çalıştım. Evet. Bunu neye söylüyorum? Bak daha dün bir yabancı kanalda gene izledim. MBC'ydi galiba sağlık kanalında. Anlatıyor kadın şey işte elma yiyorum. Hatta MBC'nin şeyiydi galiba. Eee e, e, Muhabirlerinden bir tanesiydi. Nasıl zayıf kalıyorsun falan. Caz diyor ki işte elma yiyorum beni çok tutuyor. Ya Türkiye'de 100 tane insana sor 90 tanesi elma yediğinde acıktığını söylüyor. Hmm. Senin ülke yapınla başka birinin ki başka ben de bütün genç meslektaşlarım onu söylüyorum. Kitapta yazanlar çok önemli. Biz oradan yönleniyoruz. Oradan okuyoruz. Ama sahadaki deneyiminize de bakın. Şimdi ben kitaplara baksaydım bütün hastalarıma tok kalsınlar diye elma verecektim hepsi açlık kalacaklardı. Onun gibi. Dolayısıyla bu ikililer evet. benim ülkemin içinde benim gözlemlerime göre bunu tırnak içinde özellikle söylüyorum. Bilimsel bir şeyden yola çıkarak değil. Kendi adlarına denemeleri gereken durumlar. Devam edelim arkadaşlar. Karnı Çok bari. güzel bir ikili geliyor. Avokado ve somon. Bu, bu, bu ne ikilisi biliyor musun? Hocam kolesterolüm yüksek, hocam trigliseritim de yüksek, hocam iyi kolesterolüm de düşük. Bak hop. hıp. hıp. Hop düştü ya başlar. Bunlar avokado somon ikilisi başınızı biraz daha yukarı kaldırabilir. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla özellikle kan yağı yüksekliği çoksa bu ikiliyi mutlaka ve mutlaka kullanın. Bir faydası daha var. Beyaz etin ve avokadonun bir etkisi de az önce hani eklem ağrıları dedik ya Bak eklem ağrıları konusunda da çok başarılı bir ikilidir bu. İkili. Eklem ağrısı çok olup da, da kilo vermek isteyenleri de çok başarılıdır. Şimdi Haydi yine de yine güzel ikililerden bir tanesi ne geliyor. geliyor. Yoğurtlu kereviz ve köfte. Ha, çok kereviz. önemli. Kerevize zaten bayılırım. Kerevizi ben öyle yemeye başladım zaten. Ama gördüm ki köftenin yanına en yakışan mutlaka kereviz. Orada biraz daha proteini arttırmak istiyorum. Yağsız bir yoğurtla o yaptığım kerevizin böyle küçük küçük çok da güzel bir tadı oluyor. İçine birazcık soğan, sarımsak da koyabilirsiniz. Hadi onu da koyabiliriz. Ama o e, e, yoğurtlu kereviz köfte ikilisinin hakikaten zayıflama konusunda son derece faydası var. Bu arada bir taraftan görüyorsun değil mi? Yok yok. Evet, her, her şeyde var. var. Her şeyde her var. Şeyde Ağzımızda yani. sulandı yani Aynen. lezzetli. Onu onu söyle. Yoğurtlu ya, kereviz ve köfte de çok güzel bir ikili oldu dedik. Ya nereden almışlar bu fotoğrafı? Köfte... Bana veren köfte yedirir bu. Ha? Sever misin köfteyi? köfte bayılırım. E, en, en sevdiğin köfte hangisi? Yani anne köftesi. Ha, güzel. Ben Akçabatçıyım. Yok anne. Trabzon'a maçlar nedeniyle işte analizler falan giderdik. Ben Trabzon'a aç giderim biliyor musun? Vallahi. Daha çok köfte Hiç Hiçbir köfte için gitmem. Anneme giderim. Şimdi öyle bir yerden girdin bunu. ki söylenecek bir laf yok. Yani. yani. Üstüne <laughs> laf olabilir mi yani? yani. Peki. Karnıyarık ve neden kefir? Karnıyarık yoğurttur yani bizim bildiğimiz aslında. Ne? Ama ne? neden karnıyarıkta kefir? Hiç ne? oldu mu şimdi? Neden oldu? da kefir şunun için yoğurtla ilgili farklı farklı şeyler duyabiliyorum. Yani işte biraz şişkinlik yapanlar, biraz problem yaşayanlar vesaire duyabiliyorum hala. Kefirle ilgili hiç duymuyorum. Ben bir besini hem proteini, hem sebzeyi aynı anda verdiğimde bağırsakların başına ekstra bir iş çıkarmamak için hmm. mutlaka ve mutlaka yanına o daire süt grubundan kefire ekliyorum. Şu ikili benim başıma hiç sorun çıkarmıyor. Hiç Anladım. sorun çıkarmıyor. Bunları yiyip de hocam yedim güzeldi tadı da iyiydi falan filan ama işte biraz şöyle oldu böyle Peki, oldu. Peki öyle varsa. olmuyorsa karnıyarı yoğurt da yiyebilir değil Elbette, mi? Öyle olanlar kefir yesin Aynen. diye bir alternatif ya, ama aslında. Ama bunu niye söylüyorum? Bak çok insana çok insana anlatıyoruz. E, kimin ne derdinin olduğunu bilmediğim için bana en az sıkıntı yaratacakları söylemeye çalışıyorum. Onun için de bu ikiliyi söylemiş oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.